Çok kıymetli Hazret, bu güzel günde, gerçi kar yağışı da gelecek birkaç gün içerisinde, ona da tedbirliyiz. Öylesine anlamlı bir ortamda bulunmuş olmaktan duyduğumuz bu özellikleri ifade etmek istiyorum. Çok değerli büyükelçimiz, sempatik Türkçesiyle gerçekten salonun sevgisini, muhabbetini kazandı. Biz de çok yakından kendisini seviyoruz, hoş geldiniz. Ve elbette Uluslararası Yayıncılık Birliği'nin çok değerli başkanı Odur Kasimi Hanımefendi, hoş geldiniz, papalar getirdiniz. Çok değerli Bilim Yayma Vakfımızın değerli başkanı Bilal Erdoğan Beyefendi, çok değerli yayıncılık birliklerimizin çok değerli başkanları, yöneticileri, gerçi onlar ev sahiplerimiz, söylemeye de gerek yok belki bu anlamda. Ve ticaret odalarımızın çok değerli başkan yardımcısı Safir abimiz. Hepinizi en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizde çok güzel bir söyleyiş var. Okumak, yazmak deriz. Okumak aslında, evet, kitap okumak. Ama düşünmeye başlamaktır. Yazmak ise öğrenmektir. İkisini bir kullanıyoruz. Okumak, yazmak. Yani tefekkür etmek dediğimiz şey bu ikisi arasında oluşuyor. Bir şey daha var. Yazmak, çizmek diyoruz. Düşüncemizi ete kemiğe büründürmek ve üç boyutlu hale getirmek. Tasavvur etmek. Mesela bunlar planları anlatılır ama yetmez, çizmek gerekir. Düşüncenizi oluşturursunuz ama onu bir projeye dökmek gerekir. Yazmak, çizmek arasında da bu anlamda kıymetli bir ilişki var. Fakat hem okumakta, hem yazmakta, hem yazmakta, hem çizmekte iki önemli nokta var ki biri kalem, biri de kağıt. Kalem, düşünce sahibini, telif hakkı sahibini anlatıyor. Kağıt da yayıncıları anlatıyor. Bugün burada her ikisi de hem telif hakkı sahipleri ve hem de onları etiketlemeye bulunduran yayıncılarımız var. Ben her iki sektörün temsilcisi, belki bunların ikisi de aynı şahsiyette olabilir. Böylesine güzel ve anlamlı bir ortamda bir aradayız. Bütün katılımcılara bu anlamda bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli konuklar, değerli misafirler, bakanlığımızın katkıları ve paydaşlarımızın destekleriyle İstanbul Yayıncılık Haftası çatısı altında bu yıl 7.'si düzenlenen ve 72 ülkeden 555 yayıncıyı ağırladığımız bu kıymetli organizasyonda sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade etmek isterim. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler çalışmalarımızı kültür üretiminde kaynak sağlanması konusunda telif haklarının ne denli büyük bir öneme sahip olduğunun bilinciyle gerçekleştiriyoruz. Kültür endüstrisinin ekonomik sürdürülebilirliğinin kalıcı olmasının eser üreticilerinin hakları mahiyetinde olduğuna inanıyoruz. Geliştirdiğimiz politikaları milli kültürün ve kültürel kimliğimizin devamlılığında telif haklarının çok mühim bir yer teşkil ettiğine duyduğumuz inançla hayata geçiriyor. Bu vizyonu evrensel bir bakış açısıyla uluslararası bir boyuta taşıyoruz. Bu nedenle mayası aynı hedefte karılan Uluslararası İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilecek paylaşımların yayıncılık alanında telif kültürünün ve bilincinin
yaygınlaştırılmasını sağlamak, bir hak ihlali olan korsan faaliyetlerle etkili bir şekilde mücadele etme konusundaki farkındalığı artırmak, yayıncılığın önündeki engelleri kaldırarak gelişmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak, telif sözleşmelerinin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik adımlara ek vizyon kazandırmak açısından son derece verimli olacağına inanıyorum. Ne mutlu ki bizler, Uluslararası İstanbul Yayıncılık Profesyonel Buluşmaları vesilesiyle Türk kültür ve medeniyetimiz içerisinde çok manidar bir yere sahip olan Türk-Macar dostluğunu da edebiyatın büyülü dünyası vesilesiyle bir kez daha ifade edebilmenin gururunu yaşıyoruz. Tabii bu arada bu buluşmayla birlikte dün başlayan iki farklı etkinliğimiz daha var. Bunlardan birisi fikir maratonu. O da İstanbul'un bir başka noktasında yayıncılığın geleceğinde hangi argümanlarla olaya yaklaşmamız gerektiğini fokus gruplar olarak tartışan ekiplere bir araya geldik. Onların yayıncılığın gelecekte hangi teknolojik altyapılara ihtiyaç olacağı ile ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda oradan çok değerli projeler geleceğine ve fikirler çıkacağına da inanıyoruz. Bir başka konu da yine eş zamanlı olarak devam eden çeviri atölyelerimiz. Bu sene çeviri atölyeleri Türkçe Macarca, Türkçe İspanyolca, Türkçe İtalyanca olarak yine fokus gruplar olarak çalışmalar devam ediyor. Ve elbette bu sene Macaristan onur konuğumuzdu. Büyükelçimizin şahsında Türkçe'ye olan yakınlık ve sempatiyi her daim Macaristan'da hissediyoruz. Gül Baba'yı gördüğümüzde zaten kültürümüzün ne kadar yakın olduğunu Macaristan'da hissetmemek mümkün değil. Bu anlamda çok değerli Türkologların Macaristan'da görev ifa ettiklerinde altını çizmek isterim. Yarın inşallah onlardan birine ödül de vermiş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tabii bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın deyince sevgi, şefkat, merhamet, annelerimizi hatırlıyoruz. Ve memleketimizin ismi Anadolu. Sevginin, merhametin olduğu memleketin adı Anadolu. Ama maalesef şu günlerde yine savaşın soğuk yüzünü bütün dünya hissediyor. Bu da bizim üzüntümüz. Bu duygu ve düşüncelerle yayıncılığın geleceğine değer katmak adına emek veren yayıncılık meslek örgütlerimize ve dünyanın dört bir yanından gelerek aynı amaç için burada bizlere nefes olan tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar.